Evet, merhabalar arkadaşlar. Hepinizi bu akşam Perşembe akşamı 21.30'da buluştuğumuz web seminerimizde selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum hepinize. Değerli arkadaşların katılımlarını bekliyorum. Bir iki dakika daha bekleyerek sunumumuza başlayacağız. Bu güzel akşamda benimle birlikte olduğunuz için, katılımda bulunduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Skyward Community platformunda bulunan ve platforma girmeye çalışan, projemizde aktif olmaya çalışan arkadaşlar için, bizim yatırımcılarımız için, yatırımcı olma niyetinde olan adaylar için sunum gerçekleştiriyoruz. Perşembe akşamları saat 21.30'da her Perşembe aksatmadan sunumumuzu yapıyoruz. Sunumumuzda konumuz genelde Skyward Community teknolojisinin tanıtımı, kişisel hesabımızda yer alan yeni haberlerle ilgili kısa özet bilgilendirmeler, ödemelerle ilgili yapılan değişiklikler varsa bunlarla ilgili bilgileri sizinle paylaşıyoruz. Zorluk çeken arkadaşlar, yeni ödeme sistemleri geliştirildi. Bununla ilgili de açıklamaları yapıyoruz. Bu şekilde Perşembe akşamları sunumumuzu gerçekleştiriyoruz. Hoş geldiniz diyerek tekrardan başlayalım. Skyward Community teknolojisinin tanıtımı, yani Skyward Community Asmalı Yola projesi olarak başlatılmış halka açık bir projedir. Projenin amacı ulaşım sisteminde ekolojik dengeyi dahil olmak üzere ulaşım sistemini daha kolay hale getirmek. Karayollarında oluşan trafiği daha kolay hale getirebilmek, ekolojik dengenin bozulmasına neden olan atmosferi kirleten gazlardan kurtulabilmek, daha minimum seviyeye indirebilmek ve tabii en önemli özelliği de yine bizim projemizin maliyet açısından düşük bütçe gerektiriyor. Maliyet açısından düşük bütçe gerektirdiği için de bu da yine projenin tercih edilme nedenlerinden birisi olarak ön plana çıkmaktadır. Hatta biliyorsunuz Ecofest'te bununla ilgili çalışmalar ayrıntılı olarak açıklanmıştı. Değerlendirmeler, hesaplamalar yapılmıştı. Bütün masrafların ne kadar olduğunu, işte kaç kilometre yol için ne kadar bütçeye ihtiyacımız olduğu ile ilgili çalışmalar yapılmıştı. Anatoly Yunitski kendisi bu projenin mimarı olarak, mühendisi olarak ortaya projeyi çıkartmış birisidir. Uzun yıllar uğraş vermiş, projenin kabul görmesi için çalışmalarını yapmış, en iyi dereceye getirmek için daha iyi şartlara sahip bir proje geliştirebilmek için çok büyük bir emeği geçmiş mühendislerimizdendir. Tabii ki de bu çalışma içerisinde birçok başka değerli mühendislerimiz de yer alıyor. Araçlarımızla ilgili bilgi edinmek isterseniz ayrıntılı bilgiler tabii ki gene sizin kişisel hesabınızda yer alıyor. Araçlarımız iki kişilik, tek kişilik, dört kişilik, mini otobüs gibi, minibüs gibi yani ve konteyner taşımacılığı gibi şeklinde çeşitlendirilmiştir. En yüksek hız 500 saatte 500 kilometre olarak sertifikası alınması gereken aracımız var. Bununla ilgili çalışmalar Birleşik Arap Emirlikleri dahil olmak üzere test merkezinde devam etmektedir. Test merkezinde Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili yeni haberlere göre daha önceki seminerlerde Mart ayında gerçek
gerçek kullanıcılar yani bizler yolcular tarafından araçlar test edilmeye başlanacaktır demişlerdi. Mart ayı geldi ve bu test aşamaları yavaş yavaş başladı. Aynı şekilde de yine konteyner taşımacılığı ile ilgili de testler yapılacaktı. Yeni haber yayınına baktığımız zaman bununla ilgili de bilgileri elde edebilirsiniz. Yeni haberler akışında konteyner taşımacılığı ile de ilgili çalışmalar yapılacağı yaklaşık Mayıs ayı içerisinde konteyner taşımacılığı da test edilmeye başlayacak Birleşik Arap Emirlikleri Şarja şehrinde. Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılan projelerde Şarjah'da projemiz bitti biliyorsunuz. Orada test merkezimiz açıldı ve şu anda faaliyet göstermeye başladı. Onun dışında yine Birleşik Arap Emirlikleri'nde konteyner taşımacılığı ile ilgili yol çalışması yapılmaktadır. Yani bizim projemizin orada ciddi bir çalışması yapılmaktadır. 3 tane adres projemiz var ve bu daha fazla rakama şu anda yükselmeye başladı. Çünkü başka ülkeler de artık projeyi adres projesi olarak talep etmeye başladılar. Ülkelerine değerli mühendislerimizi davet ediyorlar. Arka taraftan bir çalışma yapılıyor. Yol yapısının uygunluğu, işte bütçenin değerlendirmesi, toprak yapısının uygunluğu, gidecek olan yolun nereden geçeceği, aynı şekilde tabii ki de doğaya zarar vermeden, ağaçları etkilemeden geçmesi gereken yollar seçilerek hepsinin SWOT analizi yapılıyor. Yani SWOT analizi yapıldığı zaman bütün riskler değerlendirmeye alınır. Burada artılar, eksiler yani iyi taraftan bakıldığı zaman getireceği karlar, işte zarar kar zarar hesaplaması yapılıyor. Bütçe hesaplaması yapılıyor, uygunluk hesaplaması yapılıyor. En maksimum seviyedeki iyileştirilmiş projenin verimliliği hesaplanıyor ve eğer ki uygunluk istenilen dereceye ulaşmazsa oradaki zarar hesaplaması da yapılıyor. Bu şekilde bir projenin değerlendirmesi yapılıyor. Yer değerlendirmesi yapılıyor, adresin değerlendirilmesi yapılıyor, şehrin yapısının mevcut yapısının uygun olması gerekiyor, toprak yapısının uygun olması gerekiyor. Sonuçta biz topraktan direkleri kullanıyoruz ve direklerin toprak yapısına uygun şekilde yerleştirilmesi, daha doğrusu direklere çalışma yapıldığı zaman toprağa uygun şekilde çalışma yapmaları gerekiyor. Yani direkleri daha sağlam dikebilmek için bunların hepsinin değerlendirmesini yapıyorlar, hesaplamalarını yapıyorlar. Bunun dışında yine Marina Gorka'da zaten pistimiz var. İlk pistimiz Marina Gorka'da kurulduğunu daha önceki sunumlarımızda sizlerle paylaşmıştık. Minsk şehrinde yapılacak olan projeyle ilgili onay bekleniyordu. Yer tahsil edilecekti. Bu yer tahsiliyle ilgili gelişmeleri bize aktaracaklar. Olan bütün gelişmeler mutlaka bize aktarılıyor. Değerlendirmeler, yapılan çalışmalar, yapılan görüşmeler, bunlar hepsi çok önemli. Ve bunları bizimle paylaşıyorlar yöneticilerimiz. Yönetim kurulu üyelerimiz. Herkes kendi alanında en iyi şekilde bildiği işi üstlenerek yapıyor projenin içerisinde. Anatoly Yunitski projenin fikir sahibi olduğu için daha sonraki aşamalarda neler yapılabilecek, bunların çalışmalarını kontrol ederek daha fazla neler yapılabilir, neler iyileştirilebilir, bu grupla birlikte yapılıyor. Vladimir Maslov biliyorsunuz bütçe hesaplamaları konusunda projenin hisse pay,
hisselerin aktarımı gibi konularda bizlere sunum yapıyor Vladimir Maslov. Bunun dışında Alexey Suhadoev biliyorsunuz projenin teknik kısmıyla olan bütün çalışmaları bizlere aktarıyor. Çalışmaları aktardığı kısımlarda ayrıntılı teknik detayları da aktarıyor. Bu teknik detayların yanında bir de dünya ekonomisinde, dünya piyasasında hisselerin ve bu projenin değerinin nerede olduğunu, nasıl hesaplamalar yapıldığını, projeyle ilgili yapılacak olan çalışmaların bundan sonraki senelerde hangi projelerin daha aktif olacağını, bunları hepsini Alexey Suhadoev bize anlatıyor. O yüzden haberleri takip ettiğiniz zaman bu kişilerin isimlerini en çok okuyacağınız haber akışını göreceksiniz. Özellikle de video konferans, video sunumlar yapıldığı dönemdeyiz şu anda. Yeni bir yıla giriş yaptık. Tabii bu yıl içerisinde bunlar hepsi tercüme edilerek farklı dillerde yayınlanıyor. Türkçe de aynı şekilde yayınlanıyor arkadaşlar. O yüzden kişisel hesabınıza girdiğiniz zaman siz bununla ilgili bilgileri bulabilirsiniz ve okuyabilirsiniz. Çok daha farklı bilgiler elde edinebilirsiniz. O yüzden hesabınızı mutlaka takip edin arkadaşlar. Şimdi çeşit olarak araçlarımız farklı çeşitlerde var ama Anatoly Yunitski'nin anlattığı gibi en çok kullanılacak aracın daha küçük araçlar yani bir kişilik, 2 ve 4 kişilik araçların olabileceğini söylemişti. Çok daha avantajlı olduğunu ve bu pandemi sürecinde bunun ne kadar doğru bir seçim olduğunu da tekrardan vurgulamak istediğini söyleyerek yapmış olduğu bizimle yapmış olduğu bir görüşmede canlı yayında bunları aktarmıştı. O yüzden bu araçlar üzerinde bir çalışmalar yapılacak ve bunlar artık teste yapılmaya başlayacak şarja şehrinde. Birleşik Arap Emirlikleri'nde Mart ayından itibaren başlanacak sanırım. Mart'ın sonunu bulacak gibi düşünüyorum. Muhtemelen öyle olacak. Bu şekilde projenin sunumuyla ilgili bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Proje sunumu yapmak isteyen, kendi grubunu geliştirmek isteyen arkadaşlar varsa teknik desteğe ya da iletişim kısmında kişisel hesabınızda mail adresinden bir talepte bulunabilirsiniz. Sunum yapmak istediğinizi, kendi grubunuzu daha ileri seviyeye götürebilmek için çalışma yapmak istediğinizi bildirebilir ve başvuru yapabilirsiniz. Bu başvurular değerlendirmeye alınır, sizinle bir görüşme yapılır. Sizin de buna uygun olup olmadığınız bir değerlendirme aşamasından geçer ve yapmak istiyorsanız sunum yapıp kendi grubunuzu kurup büyütebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da aktarmak istiyorum. En son belki de 2 hafta veya 3 hafta önce bunu hatırlatmıştık. Tekrar hatırlatmakta fayda var. Sonuçta yapısını kurmak isteyen, ek gelir elde etmek isteyen, bütçesine katkıda bulunmak isteyen, kendi bütçesine veya grubunda buna ihtiyacı olan ve çalışkan olduğunuz, gördüğünüz arkadaş vardır. Ona destek olmak istiyorsanız ona bir sunum tavsiyesinde bulunursunuz, değerlendirmeye alırsınız ve sunumu gerçekleştirmek için arkadaşı yetiştirirsiniz. Bu şekilde de çalışma yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar hepsi hem projeyi büyütecek hem de sizin mevcuttaki yatırımcılarınızın
kariyer atlamasını, daha özenli bir şekilde projeye yaklaşmasını. Reklamımızı biliyorsunuz, biz bu proje içerisinde kendi reklamımızı kendimiz yapıyoruz. Sonuçta projenin reklamı için bir bütçe ayrılmıyor. Projenin daha ileride seyredebilmesi için yapılan sosyal ağ reklamları var. Bunun dışında herhangi bir özel bir reklam, belediyelerle anlaşmalı ya da ülkelerle anlaşmalı herhangi bir billboard gibi bir şeyler asılmıyor. Bu şekilde bir tanıtım yapılmıyor. Buradaki reklam yapan kişiler, yine yatırımcılar kendileri, sonuçta anlattığımız kişileri, davet ettiğimiz kişileri veya sunuma davet ettiğiniz kişileri hepsini burada reklam yapmaya çalıştığınızda bu şekilde göstermiş oluyorsunuz. Canlı reklamı siz kendiniz yapmış oluyorsunuz. Yani projenin reklamını biz yatırımcılar yapıyoruz. Bizim alt gruplarımız, bizim yapımızda bulunan kişiler yapmış oluyor. Ve bizim gibi de birçok ülkede bulunan diğer yatırımcılar yapmış oluyor. Bunu daha önce gelen sorularda reklam konusunda bütçe ayrılsın diye soru gelmişti. O soruyu hatırladığım için tekrardan sizinle paylaşmak istedim. Bu ay içerisinde başlatılmış olan Level Up son Level Up, senenin yılın son Level Up, yani yarışması vardı. Hangi ülkenin ne kadar satış yaptığını gösteren, hangi ülkede kimlerin birinciliğe ulaştığını, kaç kişi kayıt ettiğini, ne kadar bütçeyle kayıtlar gerçekleştiğiyle ilgili bir yarışma vardı. Mart ayının sonuna kadar bu yarışma devam edecek ve kategoriye giren kişiler değerli hediyeler kazanacaklar. Bundan bonus da olur. İsterlerse de hediye paketler içerisinden kendileri için hediye seçebilirler veya yapısında bulunan liderleri için, güzel çalışmalar gerçekleştirmiş olan liderleri için de paketler seçebilirler arkadaşlar. Level Up projesinin hala devam ettiğini hatırlatmak istedim. Onun dışında bu ay içerisinde yine paket var, fakat paketlerimiz önceki ay gibi çok büyük bir iskontolu paketlerimiz artık yer almıyor. O yüzden çok fazla üstelemiştik. Paket almak isteyen arkadaşların paketleri alıp değerlendirmelerini, hatta hologram paketi konusunda çok fazla ısrarcı olmuştum. Ama artık o paketler yer almıyor. Tekrar yer alır mı? O artık daha sonraki aylarda belli olacak konulardan birisi. Umarım ki yer alır. Umarım ki yine o fırsatlar yatırımcılarımıza verilir. Ve bu konu tekrardan bir canlılık kazandırır. Bu arada sorulara bakıyorum arkadaşlar. Tekrar bir göz atalım diye. Hoş geldiniz Ahmet Bey. Geç katılsanız da yine de katıldığınız için teşekkür ederim. Sonuçta bizim projemiz ve biz burada bir arada olmaya çalışıyoruz. Başka yazan var mı? Evet. Yani bu şekilde bu ayın promosyon paketleri içerisinde de 30 bin 33 bin adet hisse 1000 dolar taksitle alabiliyorsunuz. İkinci eğer paketi alırsanız orada biraz daha hisse değeri fazla. Üç paket alırsanız yine biraz daha değer fazla oluyor. İskontoyu alıyorsunuz. Farklı iskontolu tutarlarla aldığınız paketlere istinaden bir iskonto alabiliyorsunuz. Tabii daha önceki iskontolara ulaşması biraz zor. O yüzden daha önce alınan paketleriniz varsa taksitlerini aksatmayın lütfen. Çünkü o paketler tekrardan
zaten yerine gelmeyecek şekilde iptal edilme ihtimalleri olabilir. Özellikle de eğer birkaç kere daha önceki dönemlerde gecikmeli ödemeler yaptıysanız riske girmiş olur paketleriniz. Buna dikkat edin lütfen. Kaçırmayın taksitlerinizi yani. Active Start diye paketimiz var. O da Active Start olarak yer alan yani yatırımcı getirdiğiniz zaman aldığınız bonuslarla ilgili farklı haftalar içerisinde farklı yüzdelik bonuslar alıyorsunuz. Yüzde işte 23, yüzde 26, %30, %15, %26, %20'ye kadardı. Bunun içinde yarışma başlatılmıştı. Yarışmanın içerisinde de artık kim kazanırsa onlar daha fazla bonus almış olacaklar. Kuru için temettü ne zaman başlayacak? Bilgi alabilir miyiz? Kuru için temettü, kuru ile ilgili kuru bizim Skybird Community'ye bağlı değil Mert Bey. Yani kuru ile ilgili ben hiç bilgim yok Mert Bey. O yüzden özür dilerim bunu cevaplayamayacağım. Yani kuru daha önceki farklı bir proje olduğunu biliyorum. İsterseniz bu konuyla ilgili eğer üst lideriniz varsa bir sorun Skyward Community ile ilgili böyle bir şey var mıydı bilmiyorum. Bana biraz ayrıntılı yazabilirseniz cevaplamaya çalışayım Mert Bey burada. Eğer bildiğim konuysa cevaplarım. Ya da özelden de yazabilirsiniz. Benim numaram varsa grupta bulunuyorsanız gruptan da iletişime geçebiliriz. Bu şekilde şimdi daha önceki toplantıda anlatmıştım. Artık ödeme sisteminde Mastercard ve Visa kart da kullanılıyor. Tüm ülkeler, Avrupa, Asya ülkeleri, Rusya Federasyonu, Sovyetler Birliği'nden ayrılan ülkeler vesaire bu ülkelerin hepsinde Visa kart ve Mastercard artık kullanılmaya başlandı. Parayı getirmek istiyorsanız hesabınıza kart bilgilerinizi giriyorsunuz. Zaten kart bilgilerinizi girdiğiniz zaman sistem size onun Visa kart veya Mastercard olduğunu direkt otomatik olarak çıkartıyor. Hesabınızı doldurma konusunda işte 100 dolar mı aktaracaksınız, 200 mü veya 500 dolar mı artık rakamı kendiniz belirliyorsunuz ve aktarmak için işlemin devamını onaylayarak devam et. Kart üzerinden de artık hesap doldurma işlemi yapılmaya başlandı arkadaşlar. Daha öncesinde bizim Türkiye tarafında Avrupa ülkelerinde yoktu. Hatta Asya ülkelerinde de yoktu. Sadece Rusya Federasyonu ülkelerinde vardı. Bir de Sovyetler Birliği'nden dağılmış olan o yine Asya ülkelerini de kapsayan ülkelerden birkaçından kart ödemeleri yapılıyordu. Ama artık bütün ülkelerden yani Avrupa Birliği'ne üye olan ülkeler Türkiye'nin de olduğunu bana söylediler. Biz de yapabiliyor muyuz diye sordum. Evet yapabiliyorsunuz dediler. Mastercard veya Visa kart üzerinde işlem yapabilirsiniz dediler. Eğer böyle bir hesabı doldurmak isteyen, doldurmaya niyeti olan arkadaşlar varsa önce küçük rakamlarla yani 5 dolar, 2 dolar gibi bir rakam. Çünkü orada minimum maksimum limit olarak limit 5.000 olarak biliyorum da minimum limit olarak herhangi bir rakam konulmamış. O yüzden 2 dolar da olsa hesabınıza Mastercard veya Visa kartla bir aktarım yapmayı deneyebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada yapılıp yapılamadığını da öğrenmiş olursunuz, değerlendirmeye almış olursunuz. SWIFT yönetimiyle yapılması mümkün olan bir ödeme sistemimiz var. SWIFT sistemiyle yapılan ödemeler biliyorsunuz Skyward Community hisselerini sadece bireysel kişiler yani şahıslar satın almıyor bu hisseleri. Büyük şirketler kendileri yatırımda bulunuyorlar. Paketle satın alıyorlar ve onların paket ödemeleri
Yüksek rakamlarda olduğu için onlar için Swift ödemesi kullanma konusu çok büyük bir avantaj sağlıyor. Çünkü hem bankadan ödemeyi yapıyorlar, karşı tarafın hangi firma olduğunu bilerek yapıyorlar bütün bilgileri dayalı olarak ve ne için bu ödemeyi yaptıklarını banka işlemi olduğundan dolayı belirtmek zorunda oldukları için yapılan ödemenin hisseli hangi hisseye hangi tescil altında olan hisseye olduğunu belirtme imkanları oluyor. Bu da büyük şirketler işte holdingler vesaire bunlara iletme konusunda yine başarılı bir sistem, ödeme sistemi. O yüzden Swift ödemeyi bizler de kullanabiliyoruz. Bizler de bankaya bir talimat veriyoruz. Swift ödemeyle işte 5.000 dolara kadar Swift ödeme kullanabiliyoruz. 5.000 doların üzerinde farklı ödeme sistemi kullanmanız gerekiyor ya da birkaç kere Swift ödeme sistemini kullanmanız gerekir. O yüzden Swift ödeme de güvenli bir ödeme sistemi olarak değerlendirilir. En azından aklınızda bunu da bulundurun. Şu ana kadar kaç Skyway hissesi satılmıştır ve borsaya ne zaman girer çok bir tarih var mı? Mert Bey, daha önceki toplantımızda bulundunuz mu? Bu notlar şu anda yanımda değil tabii ki de. Ama kaç Skyway hissesi satıldığı ile ilgili orada bir çalışma yapılmıştı, açıklama yapılmıştı, adet verilmişti. Borsaya ne zaman girecek az çok bir zaman ve tarih var mı? Borsaya 15. aşamaya geçildikten sonra o aşamayı da tamamladıktan sonra borsaya giriş hazırlığı başlayacak diye söylenmişti. Herhangi bir zaman burada verilmedi. Net bir zaman yok yani. Tahmini bir zamanda bu belki de bir yılı veya 1,5 yılı bulabilir gibi bir zamandı. Şu anda yapılmış olan ekstriden bir değişiklik var mı bilemiyoruz. Belki daha erken olabilir de denilmişti. Biliyorsunuz önce biz hisseleri borçlanıp da aldığımız şirket önce borsaya giriş yapacak. O şirket girdikten sonra yani onlar başlayacaklar hisseleri satmaya. Onlar başladıktan sonra biz kendimiz Skyward Community olarak hisselerimizi borsaya girişini hazırlayıp girişi de 6 ay sonra o şirketten 6 ay sonra biz satmaya başlayacağız. Yani böyle bir sürecimiz var. Ne zaman girilecek borsaya o konuda henüz net bilgi veremiyorum size Mert Bey. O yüzden daha önceki sunumlarda değil, daha önceki yönetici kurulu başkanları ile yaptığımız görüşmelerde biz bunlarla ilgili bilgi paylaşımı, rakamsal olarak da bilgi paylaşımı yapmıştık. Her aşamada 15 aşamadan oluşan bir projemiz olduğunu hepimiz biliyoruz artık. Her aşamada belirli adette hisse satışı gerçekleşmiş olması gerekiyor. Bizim şu anda 14. aşamamızın biraz daha uzun sürmesinin sebebi istenilen o hisse satışı rakamlarına ulaşmamış olmamız. Toplamda da Skyward Community'nin yanlış hatırlamıyorsam 176 milyar diye hatırlıyorum. Hissemiz var kullanabileceğimiz. Tabii bunların hepsini kullanmayacağız. Belirli bir rakam kullanılacak. Belirli bir rakam da saklı kalacak. Başka eğer rakamsal bir şeyler isterseniz de bunu daha sonra yine toplantı yapıldığı zaman sorabiliriz. Birebir toplantılarda sorabiliriz. Yönetim kurulu başkanlarımıza, yöneticilerimize.
Net rakam ve net tarih konusunda maalesef açıklama yapamıyoruz. Çünkü projenin içerisinde her an farklı bir değişiklik yapılabilir, farklı bir yola gidilebilir, belki daha öne alınacak, belki bir ay, 2 ay, 3 ay veya ne bileyim 4 ay kadar bir gecikme de olabilir. Ama bu artık sona gelinen aşamalar. Çünkü bizim projemiz artık adres projesi olarak farklı ülkelerde başladı. Çalışmalar da tamamlanmak üzere, sertifikasyon süreci tamamlanmak üzere, son işte 500 saatte 500 kilometrelik bir aracımızın testleri sürmektedir. O testler tamamlandıktan sonra sertifikamız da alınmaya başlayacaktır. Belki temettü dağılımı daha erkene alınabileceğini söylemişlerdi. Böyle bir durum, olası bir durum olduğunu paylaşmıştı Vladimir Maslov beyefendi bizimle. Bu konuyu paylaşmıştı daha önce. Temettü dağılımı %20 yapılacak. Temettü dağılımı %20. Hisse adedinin üzerinden herkese dağılım yapılacak eşit bir şekilde. O yüzden hisse adediniz ne kadar çoksa temettü dağılımı da sizin hesabınıza o kadar çok yansıyacaktır. Bunu da Vladimir Maslov anlattığı sunumda altını çizmişti. Belki de erken başlama durumumuz daha iyi olabilir demişti. Borsaya girebilmek için biraz daha güçlenmeye çalışıyoruz proje bazlı olarak. Çünkü ne kadar başarılı projemiz artarsa borsadaki değerimiz o kadar artacaktır. Nominal değerimiz biliyorsunuz 1 dolar olarak baz alındı. Yani hisseye açıldığı zaman, hisseler borsaya açıldığı zaman 1 dolar olarak nominal değerden satışa sunulmaya başlayacak. Fakat sonrasını eğer projemiz başarılıysa, satın alan kişi ne kadar fazla olursa bizim projemizin başarısı ve değeri o kadar artacağı için bizim hisselerin değeri de artacak. Belki de 2 olacak, belki de 1,5 olacak, belki de 4 olacak, 7 olacak, 11 olacak bilemiyoruz. Ama nominal değer olarak 1 dolarda borsaya girişimiz yapılacak. Tabii bu borsaya giriş yapıldığı zaman arz talep dengesi olması gerekiyor. Herkes sadece satın almak isterse, satmak isterse daha doğrusu hisselerini alıcı bulamazsak bizim o nominal değerin altında bile satış yapma gibi bir durumumuz söz konusu olabilir. Bu tehlikeye girmemek için de yönetimde bulunan yönetim kurulu başkanlarımız işte yaptıkları açıklamada biz projenin başarılı olmasını istiyoruz ki siz de hisselerinizi sattığınız zaman gelirinizi elde edebilin demişlerdi. Bunun için de önce projenin başarılısı ve herkesin sadece satışa odaklanması değil, hisseleri mümkün olduğunca elde tutmaya veya arz ve talep dengesini satanın da alanın da bir dengesi olması gerekiyor ki buradaki satışlar size de kâr getirsin, talep de olsun ki talep ve istinade rakamlar daha yüksek olması gerekiyor. Bunlara dikkat ettikleri için bunlar öyle basit hesaplamalarla devam etmiyor. Burada çok ince dokumak gerekiyor. İnce hesaplar yapmak gerekiyor. O yüzden her planlama mutlaka ve mutlaka üzerinde çok uzun bir çalışma yapıldıktan sonra bizlerle paylaşılıyor. Yani değerli bir hisseye sahip olmak istiyorsanız projenizin önce önde giden bir proje olması gerekiyor. Biz şu anda tabii ki de başarılı bir projenin başında ve içinde yer alıyoruz. Ama sadece bu yeterli değil. Bir de borsaya girdiğimiz zaman ortaya çıkacak olan arz talep, ortaya çıkacak olan projenin etkisiyle belirlenmiş olan bir fiyat olacak.
O zaman işte değerlendirme yapıp da nasıl bir satış strateji geliştirilecek, borsanın içerisinde nasıl bir rol oynatılacak bizlere, onları hep birlikte göreceğiz. Yani benim bugün size söyleyebileceğim bu konuyla ilgili bu kadar. Tabii sorunuz varsa sorabilirsiniz. Cevaplarım yine. Tekrar ben sunuma geri döneyim arkadaşlar. Bizim kişisel hesabımızda bir de yapılmış olan farklı bir uyarı vardı. Bu da herhangi bir hırsızlığa karşı hesaplarınızı güvende tutmanız, bunun için dikkat etmeniz gereken bazı kurallar vardı. Bu kurallar sistemin içerisinde yer alıyor ve artı sistem içerisinde yer alan kurallar dışında sizin de dikkatli olmanız gerekiyor. Mail adresinize gelen herhangi bir maili Skyway Capital mesela uzantılarına dikkat ederek açmanız gerekiyor. Çünkü eğer ki uzantılar bize ait, bizim şirketimize ait değilse, bu muhtemelen dolandırıcı tarafından size gönderilmiş olan bir maildir. Bunu cevaplamayın, dikkate almayın lütfen. Ya da emin değilseniz şirketle bağlantıya geçebilir, teknik destekten bilgi alabilirsiniz, kontrol edebilirsiniz. Özellikle de işte para aktarımı, hem hesaptan para çıkartma konusunda, hem hesabı para getirme konusunda da yine çok dikkatli olmanız gerekiyor. Burada sonuçta sizin kişisel hesabınız dolandırıcı tarafından boşaltılmasın. Orada yapısı çalışan arkadaşlar varsa mutlaka hesaplarında bonusları vardır. O yüzden bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın. O yüzden iki adımlı biliyorsunuz doğrulama sistemimiz var. Bu iki adımlı doğrulama sistemini doğru kullanarak kendi hesabınızı kendiniz koruyunuz. Yani bu şekilde projemizle ilgili aktaracağım haberler bugünlük bunlar. Yapınızı kurmak için çalışma yapmak istiyorsanız, sunum yapmak istiyorsanız yine altını çizerek söylüyorum. Firmaya bir mail atabilirsiniz, talepte bulunabilirsiniz. Bilgilerinizi bırakırsınız altta. Telefon numaranızı, WhatsApp'ınızı, Skype'ınızı, ne bileyim farklı bir hesabınız vardır. İsminiz, soyadınız vesaire mail adresiniz bırakırsınız. Sizinle mutlaka irtibata geçerler, yardımcı olurlar. Bunun dışında kendi liderlik yarışmasında sadece hani sunum olarak konuşmayalım burada. Yatırımcı getirmek için bonuslardan faydalanıp da ek gelir kazanmak istiyorsanız yine burada da yine destek alabilmek için üst liderleri yönlendirmeleri konusunda yine mail atabilirsiniz. Onu da değerlendirmeye alacaklardır. Bu tür çalışmaları yapabilirsiniz. Bir de Türkiye için geçerli olmak üzere diğer ülkelere de bu verildi. Buz kıran diye bir sistemimiz var. Ledakol olarak Rusçası. Bu sistemi kullanma imkanınız var. Firma size bunu sunuyor. Burada ne yer alıyor? Sosyal ağlardan Skyward Community'nin reklamı, yatırım reklamı yapılıyor. Burada yapılan yatırım reklam içerisinde sizin bulunduğunuz ülke ve sizin tercih ettiğiniz şehirler üzerinden size bilgilendirme geliyor bir sistemden. Bu sistemden gelen bilgilendirmelerde yatırımcı olmak isteyen ya da yatırımcı olmaya aday olan kişiler form doldurup telefon numaralarını, mail adreslerini, iletişim bilgilerini, ad, soyad, şehirlerini bildirerek bir form dolduruyorlar.
Bu formla siz onlarla iletişime geçiyorsunuz. Formlar sisteme düşüyor. Farklı bir sistem kullanıyorsunuz. İletişime geçiyorsunuz. Projemizi anlatıyorsunuz. Projemizin ilerleme ve gidişatı hakkında bilgi veriyorsunuz. Ve yatırımcı olmak isteyen kişiyi kendi yapınıza katma şansını elde ediyorsunuz. Büyütebilirsiniz bu şekilde işinizi. Bu da firmanın bize sunmuş olduğu bir kolaylık, bir başarıya giden yolun adımlarını daha hızlı geçebilmeniz için yapılmış olan bir jest olarak da diyebiliriz. Sonuçta sosyal ağlarda bu reklamları verip de o sorumluluğu alıp da sizin bilgilerinizi paylaşarak size yönlendirdiği yatırımcılığa var. Bunu yapmayabilir. Kendisi kendi hesabından yatırımcı çağırabilirdi. Bunu da paylaşmak istedim arkadaşlar sizlerle. Değerlendirmek ve bunu kullanmak isteyen arkadaşlar varsa sistemle iletişime geçebilirsiniz. Hatta nitelikli eleman alımı yapılacağı söylenmişti. Nitelikli eleman konusunda da yine bilgilerinizi kaydedip yapmak istediğiniz iş işte nitelikli elemansınız ama hangi sertifikalarınız var işte farklı dil mi biliyorsunuz sonuçta yurt dışına gidip çalışacaksınız kaynakçı mısınız mühendisçi misiniz çizimci misiniz bunlar hepsini yazarak bir CV oluşturabilir. Gönderebilirsiniz ve iş başvurusu niteliğinde de bir başvuruda bulunabilirsiniz. Bir Perşembe akşamını daha sizlerle bitiriyorum. Sizlere hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Haftaya Perşembe günü yine 21.30'da sizlerle birlikte burada buluşmak üzere. Hepinize hoşça kalın diyorum. Başarılarınız daim olsun. Birlikte büyüyelim ve birlikte projemizi en güzel şekilde devam ettirelim. Temennimiz budur. Hepimizin amacı bellidir. Hepimiz bu projeyi severek başladık ve devam ettiriyoruz. Bugün bana ayırdığınız zaman için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. YouTube kanalına üye olmayı unutmayın. YouTube kanalına üyeliğin bildirimlerini açarsanız yeni gelen bütün bilgiler, videolar size hatırlatma olarak telefonunuza düşecektir. YouTube kanalından yine benim videomu da izleyebilirsiniz. Farklı orada çalışmalar, hatta yönetim kurulu başkanlarımızla olan YouTube'da yayınlarımız var. Onları da bir göz atabilirsiniz. Desteklediğiniz için, zaman ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar dilerim hepinize.